Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi risk algısını ona göre ayarlasın. Ya sorumluluk sizdedir. Şimdi bugün borsamızda çok beklediğim, benim açıkçası beklediğim şöyle düşüş trendi çok zorlandı ama maalesef kırılamadı. Bankalara çok güzel bir haber gelmişti. Ama sonuç olarak bakın şöyle teknik olarak şu bölgeyi zorladı. Bakın buraya değdi. Yukarı az bir şey çıktı. Ama sonrasında maalesef tutunamayarak aşağı düştü. 7700 puanlarından gene gün sonuna doğru tepki alarak 7738 noktasında endeksimiz kapandı. Burada 5 günlük hareketli ortalama özellikle burada 20 günlüğü yukarı kesmesi genelde teknik olarak çok güzel bir alım noktasıdır. Genelde hareketler yukarı gider. Bugün olmadı ama bir sonraki günlerde olabilir diye düşünüyorum. Bu akşam son işte bir saatteki gelen alımlar da biraz da yarın için, önümüzdeki günler için umutlandırdı. Ha, burada ne olabilir? Burada biraz kötü senaryoyu konuşalım. Burada vurdu, kıramadı. Biraz daha şu bölgeye gidip şuralarda biraz oyalanıp şu bölgelerden düşüş trendini şöyle çekelim. Biraz daha çizgimizi şöyle çekelim. Buradan kıramadıysa eğer bu bölgelerden bir daha şöyle bir 5-10 gün daha oyalanıp bir dahaki sefere kırabilir. Bu da ben de açıkçası bir önceki videolarımda onu söylüyordum. Ocak ayında bize bu kırılımı gerçekleştirmeyebilirler. Ocak ayının sonlarına doğru Şubat ayı içerisinde de başında da ben yukarı hareketleri buraların kırılacağını düşünüyorum. Ama inşallah tabii ki daha erken olur. Burada göstergelere baktığımızda MACD yönü yukarı teknik olarak. Stokastik burada mavi biraz aşağı başını eğmiş. O açıdan biraz sıkıntılı. RSI'ye baktık 52 noktalarında. Ama momentum 344'lerde yükseliş hızlı olarak gösteriyor. Teknik göstergelerin sonu bu şekilde. Şimdi bizim kanalımız, bu ara kanalımızdan bahsedelim. Kanalımız yeni kurulan bir kanal. Ama kısa sürede çok güzel şekilde 1000'li rakamları, abone sayısını aştık. Çok güzel teveccüh gösteriyorsunuz. Kanalımızın stratejisi Borsacı Dede'nin söylediği gibi özellikle küçük sermayeli, karı yüksek ve piyasada lotu az olan hisseleri tanıtıyor. Ve YouTube'da bu tarz video yapan açıkçası bunları ele alan bir kanal yok. O yüzden de ilk olduğum için bana destek olursan çok sevinirim. Ayrıca short videolarımı da izlersen senin için çok faydalı olur. Orada da çok güzel hem espiritüel hem de bilgi dolu videolarım var. Şimdi dediğim gibi yükselme potansiyeli olan bugün de çok güzel tepki veren küçük sermayeli karı yüksek müthiş bir hisseden bahsedeceğim. Bu hisse bakın şu an Adel. Adel kalemcilik. Şimdi teknik olarak baktığımızda harika bir yerde. Burası 200 günlük ortalama. Orta vadede fiyatlar 200 günlük ortalamaya değerse ve buradan tepki alırsa bu bölge demek oluyor ki önümüzdeki 3 ay 5 ay için en güzel alım noktası demek oluyor teknik olarak. Şimdi baktığımızda fiyatlar buradan bir trend çektiğimizde aşağı doğru bakın şu trendi komple kırmış, üstünde 2 gün kalmış, 3. günü de bugün tavana doğru gitti Adel hissesi. Tavandan biraz satış yedi. Burada ne oldu? Fiyat 20 günlüğün üstünde bu tarz barla kapanış yapması önümüzdeki günler için bayağı açıkçası iyi. Göstergelere baktığımızda MACD yukarı kesmiş. Hacim güzeldi bugün. Stokastik yine yukarıda. RSI 50'lere dayanmış. Momentum da 37'lerde hızlı şekilde yukarı gidiyor. Biraz takaslarına bakalım. Takasları son dönemde alıcılar bakın TEP Bankası %53'ünü toplamış. Oyak 7,5, Ziraat 6,5, Gedik 6,5, Yapı Kredi toplamış malı. Şimdi genel toplamda da TEP %26'sını, Garanti BBVA %18'ini, İş Bankası %12, Yapı Kredi 7,9, Ak Bankası toplamış ve yüzde sadece 28'i küçük yatırımcıda. Bu da hissenin toplandığını ve değerli kıymetli bir hisse olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de burada temel analize bakalım hissenin. Bakın hissenin FK'sı 20,8, PDD'de 15,8. Şimdi burada iki anlamda da pahalı gözüküyor şirket. Ama neden pahalı olduğunu biraz sonra konuşalım. Adem Kalemcilik 1967 yılında kurulmuş. Ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünlerinin üretimini
sağlıyor. Kartal İstanbul'da. Bakın ödenmiş sermayesi sadece 23 milyon. 23,6 milyon. Bir önceki karı 154 milyon. Bu dönem karı 409 milyon. Yani sermayesinin ortalama 17, 18 katı karı var. Bu müthiş bir olay. Bu kârdan baktığımız zaman 20-22 katı kadar da öz kaynağı var şirketin. Öz kaynaklarını yüzde ortalama 100'e yakın artırmış. Şirket çok güçlü ve sağlam duruyor. Sadece bakın piyasadaki halka açıklık oranı sadece %27. Piyasada da lotu az. Bu tam bizim stratejimize uyan müthiş bir şirket. Bu şirketler diğer BIST şirketlerine göre daha yüksek patlama potansiyelleri oluyor. Daha getirileri fazla oluyor. Şimdi başka Ekan Köse diyor %7'sine sahip. Faber-Castell %15'ine sahip. Anadolu Grubu Holding'i de %56'sına sahip. Yani şirketin arkası aynı zamanda çok çok sağlam. Ben bu hisseyi açıkçası çok beğeniyorum. Fırsat bulduğum yerlerde de açıkçası alıyorum. Ama yatırım kararı değil. Sadece kendi düşüncelerim, yatırım tavsiyesi değildir. Bir tane daha müthiş beğendiğim bir hisse. Bu da bizim stratejimize yine uyuyor. Sermayesi bir tık pahalı ama benim enerji sektöründeki en beğendiğim müthiş bir şirket CV Enerji. Bakın KAP uygulamasına baktığınız zaman KAP uygulamasını en çok kullanan şirket. Hiç durmadan KAP'a iş atıyor. Şu kadar milyon dolarlık şu işi bağladı, bu işi yaptı diye sürekli KAP'a video atıyor. Pardon, KAP'a bildirim atıyor, video diyorum. Şimdi burada da CV Enerji bakın düşen trendi kırmış. Üstünde 1, 2, 3, 4 gün geçirmiş ve son gün bugün çok güzel bir hareket yaptı. %8-9'lara çıktı. Sonrasında biraz geri düştü ama sıkıntı değil. Bu şirketin yolu çok daha uzun. Şu an burada yükseliş trendinde. Burada ne yapılabilir? Bakın. Ne yapılabilir? Şurada bir yükseliş trendi çizdim. Bu trendin altında kapanış yaparsa hisseden kısa vade için konuşuyorum uzaklaşılabilir. Ama benim 6 ay zamanım var, 1 sene zamanım var dersen çok güzel hisse bence alım yerinde. Ama buraya diyelim ki bunun altında kapanış yaptı bu bölgelerde. Kapanış yaptı çıkarım. Ne olur üstüne bir daha atarsa o zaman bir daha alırım. Ben olsam bunu yapardım. Son karar sizin. Şimdi CV Enerji'nin burada takaslarına bakalım. Son dönemde malı kim toplamış? Deniz Bankası 24'ünü, Ziraat 16, Garanti 12, Yapı Kredi 10, Halk Bankası 8 diye gidiyor. Şirket Vakıf 11'ini toplamış. İş Bankası 10'unu, Ziraat, QNB Finansbank, Yapı Kredi. Yani ortalama şirketin yarısını bankalar toplamış. Diğer yarısı küçük yatırımcıda. Ama bu şirket çok fazla kapattığı için şirketin geleceği çok güzel diye düşünüyorum. Enerji sektöründeki favori benim şirketim. Şimdi baktığınız zaman TK32, PDD'de 9. Tabii bu alanlara baktığımız zaman pahalı gözüküyor. Pahalı gözüküyor ama Ader Kalemcilik'te de aynı. İyi malı çok ucuza alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Şimdi sermayesi 123 milyon. Bir dönem öncesi 276 milyon kardan bakın 750 milyon civarı kar yapmış. Yani karını %300 artırmış şirket. İnanın önümüzdeki dönemde de bunun ortalama 2-3 katı daha karı gelecek diye düşünüyorum. Çünkü hiç durmadan kap atıyor. 3,5 milyardan 4 milyar 95 milyona karını artırmış şirket. Pardon, öz kaynaklarını artırmış. Bu da çok önemli. Ortalama ne yapıyor? %15-20'lerde falan öz kaynağını da artırıyor. Öz kaynak ne demek? Tüm varlıklarını şirketin borçlarından çıkardığımız zaman elde kalan şirketin ana parası. Şimdi burada Tarzan Tarık Sarvan %71'ine, Volkan Yılmaz %5'ine ve halka açıklık oranında %23. Bakın piyasada da lotu az. Bu tarz şirketler inanın çok çok gidiyor. Baktığımız zaman böyle Adel'deki stratejiyi anlatmadım. Onu da anlatayım. Adel'de ne yapabilirim? Stratejim nasıl olmalı? Şimdi şöyle bakın, yükselen bir trend var. Bakın Adel'de. Şimdi alım için acele edilmemeli. Diyelim ki yarın bu bölgelerde şuraya çarptı. Şu bölgelerden alırım. Bunun altına buradan tepki görmesi lazım bu arada. Bu bölgelerden alıp tepki görmesi lazım. Diyelim ki tam buraya gelince almam. Çünkü tam buraya gelip aşağıda gidebilir. Bu bölgelerden
tepki gelmesi lazım. O yüzden mum çubukları videolarımı izle. Sana çok güzel fayda katar. Birinci videom yanılmıyorsam. Burada bir mum çubuğu alacağım. Alıcılı bir yutan mum çubuğu arayacağım. Üstüne ben alışımı girerim. Altına stopumu koyarım. O şekilde devam ederim. Bu bölgede ben karımı oynarım. Bu bölgeye düşerse de stop olup çıkarım. Ama vadem uzunsa, dediğim gibi 3 ay 5 ay vadem varsa o parayla, hiç stop olmam. Arkama yatar. Beklerim. Para kazanmaya başlarım. Videolarım bu şekilde. Kanalıma abone olup bana destek olursan çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.